Çam maymun Can şu anda bizlerle birlikte. Ne yapıyor şu an peki? Ne hissediyor şu an? Oyun istiyor şu an benden. Oyun istiyor. Mahallemizde çocuğumuzu gezdirir gibi dondurmasını aldık. Pazara götürmüş gibi sebzesini meyvesini yedi. Öyle uykusuna çekilebilir diye düşünüyorum yani Can. O zaman bu ana Alihan, tam bu ana güzel bir hatıra fotoğrafı yakışır. Sağlam tutuyorum. Çeşme nerede? Selamlar Alaturk ailesinin değerli izleyicileri. Her hafta olduğu gibi bu haftada yepyeni, eğlenceli, efsane bir bölümle karşınızdayız. Neredeyiz Harun? Şempaze Can'la Gaziantep Hayvanat Bahçesi videolarımızın ilk bölümüne başladık. Heh, gel. Tut elimi. Şu an Alihan farkında mısın? Bir şempazenin elini tuttum. Çocuk gibi şempaze yürütüyorum. Yani baksana tüyleri falan. Aynen. Tertemiz, pırıl pırıl. Bir de nazar değdirmeyelim. Ne kadar uysal ya. Evet. Uçan maymun Can şu anda Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde bizlerle birlikte. Abi yalnız biraz da ağır ha. Ağır tabii. Kaç kilo bu? Şu an 22 kilo gelir bu. 22 kiloluk bir maymun şu anda o. Gayet güzel. İsmini falan biliyor değil mi Can olduğunu, evet, ismini? Yalnız bildiğin insan eli gibi ya. İsmini kim verdi Can'ın? Sayın Bakanımız Fatma Şahin Hanımefendi koydu bunun ismini. Kucağa gelmek istedi şu evet, an ha. Şu an kucağa gelmek istedi. Nedim abi, Can'ı birazdan tanıyacağız ama Can'dan önce burada Can'a en çok emek veren isimlerden birisi, bakıcısı, babası evet, bizzat sen varsın. Evet. Seni bir tanıyabilir miyiz? İsmim Nedim Aslan. 20 yıldır Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde görev yapıyorum. Maymunlarda sorumluyum. 20 yıldır maymunlara bakıyorum. 20 yıldır maymun, yani Alihan şu an Türkiye'de 20 yıldır maymun bakıcılığı yapan evet, bir isim yanımızda. Bir de en çok ilgi çeken şeylerden birisi de Can isimli bu şempazemiz. Peki abi nasıl bir şey böyle maymunlarla 20 yılını geçirmişsin? Bir aile gibiyiz biz, yani bunları göremezsek duramıyoruz biz. Burada sizin peki ailenizde kaç tane maymun var şu an? 5 çeşit hayvanımız var bizim. Şempaze var, babun var, mesela örümcek var, velvetler var, makaklar var. Aralarında senin en böyle duygusal bağ kurdukların şempazeler herhalde. Tabii ki şempaze Can'ın annesi genine bakmadığı için ta ki yavrudan belli. Biz sahiplendik. Maymunlar da bu zamana kadar biz baktık. Bu durum yani genel mi yani? Mesela Tarsus Doğa Parkı'nda da yavrusuna bakmayan bir anne maymun olduğunu öğrendik. Normal mi yani? Onlarda değil de bizki mesela, onlarda şempaze yok. Bizimki bu şempaze olduğu için şempazeler biraz ayrıcalıklıdır. O yüzden biz ta ki yavrudan belli bakıyoruz. Evet, şimdi insanlara uyumlu dedim. Birazcık incelemek istiyorum. Can kızmazsa eğer abi. Evet. Çünkü bir insan hayatında Alihan kaç kez şempazenin elini tutabilir ki? Tırnakları bildiğin, kınalı. Tırnakları hoca, kınalı. Siyah hoca sürmüş. Böyle bildiğin insan saçı evet, gibi bir dokusu çıktı var tüylerinin. Zaten yüz hatları olarak baktığın zaman insana da en yakın evet, Hayvan türü şempazeler. Ayrıca herhalde şempazeler maymun primat sınıfının da en akıllıları en diye biliyorum. Evet. Bunun zekası seni hangi seviyede etkiliyor abi? Çok şaşırdığın şeyler yani, oluyor mu? Şöyle yani her seviyede görüyoruz yani biz. Yemesinden dolayı, şeyinden dolayı, hareketlerinden dolayı görüyoruz biz kendimizi. Peki neyle besleniyor gün içerisinde? Ne yiyor? Ne kadar, bunu, kaç öğün yiyor? Ne yiyor peki? Bunları biz 3 öğünden de besliyoruz. 2 defa da veriyoruz. Mesela her türlü meyve sebze veriyoruz. Kuru üzüm. Ondan sonra pudikle besledik biz bunları. Puding. Evet. Şu anda mesela menüsünde de var. Üzüm var. Kuru incir var. Hı hı. Bunları veriyoruz. Evet. Peki burada kaç tane şempaze var demiştin abi? Şu an 9 tane şempazemiz var bizim. Hepsiyle bu kadar böyle samimi olabiliyor musun? Tabii tabii. Büyüklerine de yavrusuyla da aynı samimiyeti kuruyoruz yani. Şey alıyor da mikrofonu. Can dur Can. Al konuş hadi. Çok tatlı ya. Meslekler de çok garip meslekler. Sonuçta biz her zaman yani böyle bir maymun tabii uzmanıyla, canım, bir yılan yani uzmanıyla konuşmuyoruz. Neler yaşadın? Hiç böyle bir enteresan bir olay oldu mu bununla alakalı? Şu an yok yani, öyle enteresan bir olayımız olmadı. Normal günlük yaşamımızı yaşıyoruz biz bununla. İnmek istedi şu an. Evet, şu an yeri tercih etti. Abi sana da bayağı ilgili yalnız ha yani. Ne yapıyor şu an peki? Ne hissediyor şu an? Oyun istiyor şu an benden. Oyun istiyor. Evet. İşte gördüğünüz gibi. Gel tamam. Ses çıkartıyor mu abi? Bir şey böyle... Aha, bazen sinirlenirse mi çıkartıyor, evet. Can, en sevdiği şey ne abi? Böyle sevilme konusunda falan. Vallahi işte kaşındı mı bazen. Böyle sırtını falan sevilmesi hoşuna gidiyor mu? Aynı kendi çocuğunu ovazlamış gibi.
Aşırı iyi ya. Bir, yemin ediyorum yani bir şempanzeyle böyle bir oyun oynayabileceğim hiç aklıma gelmezdi. Zaten son zamanlarda yaşadığımız her şeyi aynen böyle bir şey aklıma gelmezdi diye yaşıyoruz. Dün sırtlanların arasında bulduk kendimizi. Evet Can, sen anlat. Sen bence Can'a sor, soracaklarını direkt. Can anlat, nasıl gidiyor hayat? Oh my god! Allah diyormuş ya. Çek şunu diyor ya. 6 yaşında bu arada, değil mi abi? 6 yaşında girecek işte. Dişi. Dişi. Başkanımızla doğum gününü kutlayacağız. Oh 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 oh. Ayakları da el kızmazsa tabii. Biraz. Değil mi? El yapısına biraz tamam. Benziyor değil mi ayakları? Aynen. Çünkü şu parmak gibi kullanıyor. Birinci parmağıyla diğer parmaklar arasındaki mesafe tıpkı evet. Ellerdeki gibi. Aynen bak. Bak bir bak. Perde bak. Var. Evet. Ya gerçekten yani insan anatomisine o kadar benziyor ki bir maymunu böyle yakından incelemek çok keyif verici. Sadece incelemeden halay çekiyorsun şu an. Aynen. Tam ne istediğini çözemedik. Ne istediğini çözebilsek birazcık böyle hoşuna giden bir şeylerden yiyelim mi beraber? Tamam. Şimdi sevgili arkadaşlar, Can'la beraber size güzel bir ASMR videosu yapacağız. Videonun bu kısmını kulaklıkla. Aynen, videonun bu kısmını kulaklıkla dinleyin lütfen. Şu an yer fıstığı. Hem ayağıyla alıyor hem eliyle alıyor. Yavaş yavaş yap. Sesler çok güzel geliyor. Dur. Dur mikrofonu bırak. Bunlar da babunlar gibi ağzının kenarlarını dolduruyorlar mı böyle? Yok, bunlar da yok. Onlar çünkü babunlar şöyle yanaklarının yok, kenarına abi. Dolduruyorlar da. Ağzında havuç çiğniyor ama burada da fındık var mesela. Aynen aynen. Kütür kütür onu yiyor bir yandan değil mi? Ver maralı. Peki ortalama kaç yaşına kadar yaşıyor abi? Bunlar 45-50-60 yaşıyorlar yani doğal ortamda. 45 yaşına evet. Kadar. Peki senin gördüğün en yaşlı maymun kaç yaşındaydı? Şu an bizim baktığımız 35 yaşında olan var. 35 yaşında. Evet. 35 yaşındaki maymunu da görüntülemek istiyorum. 35 yaşında maymun var. Of, bizden önce doğmuş. Bizden büyük bir Harun. Sana da dur. Can dur. Can bırak bir dakika. Mı? Onu bir bırak. Bir dakika. Abi şöyle Can'la ufak bir yürüyüş yapalım mı? Yapalım. Beraber yine demin yapalım. Geziyorduk ya. Evet. Gel. Yapalım. Can'la beraber Gaziantep'te Doğal Yaşam Parkı içerisinde bir gezi yapıyoruz. Çocuk gibi yürüyor. Hopla. Yani. Zıpla. Zıpla hadi. Aklında ne var? Ha, Can'a dondurma geldi. Oo, şu serin havalarda diyorsun. Maraş dondurması. İşte Antep'teki hayvanların da şansı. Orijinal. Böyle yavaş mı yiyor normalde? Evet. Tadını çıkartarak yavaş Allah yavaş. Allah. Tabii. Bana birini hatırlattı. Bana beni hatırlattı. Külahını da yiyor mu? Yiyor evet. Gördüğüme yine çok mutlu olduğum anlardan bir tanesi yani bu. Evet. Bakıcısının kucağında Maraş usulü dondurma yiyen bir şempanze. Evet. Maraş usulü dondurma yiyen, dondurmayı da avucuyla yiyen. Herkesin suratına da sürecek gibi hali var. En sevdiği dondurma bu mu yoksa fark etmiyor mu? Fark etmiyor. Özellikle dondurma sade geldi ya. Sade de yiyor evet. Abi komut konusunda falan şeyi nasıl Can'ın? Yıllardır böyle öğrettiğin bir şeyler var mı? İn aşağı ya, çık yukarı. Oluyor evet. Oluyor. Daha şu an daha küçük olduğu için onları fazla şey yapmıyor. Peki 6 yaşında bir maymun küçük olarak isimlendirilebilecek bir yaşta mı? Tabii daha çocuk sayılır bu. İnsanlarla hemen aynen. Hemen benzer o zaman yani. Evet tabii. 8-9 çünkü ben 6 yaşında deyince direkt yetişkinliğe yani, gitti aklıma. Yok yani, yok. Evet. Bunlar 9-10 yaşında sonra şeye geliyor yani. Gençlik çağına geliyor. İnsanlara çok yakın bir hayvandan bahsediyoruz. Maymunlardan. Ergenlik çağında böyle sen burada çünkü 20 yıldır ben bu işi yapıyorum dedin. Evet. Ergenlik dönemlerinde bunların böyle tavırlarının değiştiğini falan ne gibi öyle durumlarla çok değişiyor. Yani, yaşıyorsun? Yani dişisiyle çiftleşme konusunda erkek bayağı erkekliğini yani reisliğini gösteriyor orada. O zaman belirtiyor yani. Çünkü bunlar da ergenlik demek aynı zamanda çiftleşme dönemine girmesi evet. Demek değil mi? Aynı yani 9 ay hamilelik süreleri. Kaç tane doğur? Bir tane mi doğuruyor? Bir tane. İnsan bir tane. Yine insan gibi evet. Yani. Yani evet. Çift daha biz görmedik. Peki böyle ergenlikte mesela işte çağırıyorsun falan böyle hırçınlık saldırgan
falan evet, oluyor mu? Bize saldırmazlar da hırçınlığı kendine yani. Yanındaki gruba hırçınlık yapıyor yani. Peki kendi aralarında bu mesela şempazelerin kendi grupları arasındaki hiyerarşik düzeni nasıl? Hani örnek veriyorum, kurtlarda işte bir tane alfa kurt vardır. Diğer kurtların hiçbirisi o alfa kurdun sözünden çıkmaz. Hep onun izini, onu takip ederler, onu yapıyorsa. Yani şempazelerde de öyle. Yani şimdi yemlemeye başlayalım. O yemleme sırasında lider, reis ne yaparsa ilk önce reis yer, sonra öbürleri yer. Reis dediğimiz 35 yaşında olanlar. Evet. Ha, o şu an alfa yani. Tabii, evet. Ekibin lideri. Evet. O önce yemeğini yiyecek. Ondan sonra onlar tabii ki anlaşırlarsa beraber yemeye başlıyorlar. Şempazeliklerin bir de yavruluk dönemlerinde böyle çıkardığı sesler bebek seslerine çok eşdeğer yani yakın diye bir bilgi var. Doğru mu abi bu? Doğrudur. Yani aynı çocuk gibi şey yapıyor anneye yani. Ağlaması olsun, şey olsun, böyle ses çıkartması. Bebeklerle, o şekilde bebek gibi oluyor aynı yani. Aynı sesler diyorsun yani. Hı-hı. Şeyi de belirtelim. Bu hayvanların ülkemizde bir kişinin beslemesi falan bunlar kesinlikle yasak olan hayvanlar değil mi? Doğrudur evet. Peki bu mesela şey falan diyorlar, taşıyıcı hastalık taşıyabildikleri için maymunları beslemek yasak diyorlar. Ne gibi hastalıklar taşıyabiliyorlar abi? Biz şu ana kadar görmedik. Bizde o hastalıklarda da çok şükür gözükmedi. Evet. Ben bakımlı olduğundan, düzenli bakımı olduğundan dolayı bir çok şükür öyle bir hastalık görmedik. Evet. Yaşamak. Yani burada düzenli bakım dedin özellikle, ben kaldıkları yerleri falan da biraz önce evet, görme şansım oldu. Muazzam bir sistematik var. Yani sistematik demişken şöyle bir şey de söyleyeyim. Şimdi uyardılar beni, ailesi bizi izliyor diye. Bak Can'ın ailesi oradan karşıda. Burayı, buranın farkındalar mı yani Can'ın burada olduğunu? Görüyorlar. Özellikle mi çıktılar oraya? Abi. Evet değerli seyirciler, şu anda Can'ı bulunduğu alandan yaklaşık bir 50-60 metre uzağa götürdük çekim yaparken. Bütün aile üyeleri de. Peki aile üyeleri derken kimler var orada? Anne var, kardeş var, teyze var. Teyze var. Evet. Başka da bir yok. Aile, bir aile komple. Evet. Onlar şu an oraya tırmandılar. Hepsi diğer taraftaydı. Bu tarafa geldiler. Evet. Şu an bizi biz izliyorlar. Dışarıdan. Can'ı izliyorlar yani. Peki Can mesela ailenin sevilen üyesi mi? Tabii ki. Bu bir şey oluyor mu böyle yani? Hani şu daha az seviliyor. Ben aslında onu çok merak ediyorum. Sonuçta insanlara biraz yakın bir tür ya. Yani ya kendi aralarında yok, bu biraz daha böyle yani seviliyor ya da onlar da yavrusu olduğunu anlıyor yani, biliyorlar buraya çıktığını. O yüzden telatır. Ya mesela örnek veriyorum. Teyzeleri sevilmiyordur mesela kafesin içinde. O, böyle bir durum yok, mümkün yok, mü? Yok yok öyle değil. Yok. İnsan kesinlikle ailesi gibi aynı yani. Aile gibiler yani. Aileydi, öyle şey aynen. Ayrımcılık yok peki, yani. Peki kıskançlık falan olur mu? Mesela Can burada bir şeye çıtır, sinirlenmiş çıtır olsa. ASMR'ın devamı. Aynen ASMR'ın devamı geldi. Soğuk geldi. Kucağımızda büyüdüğü için yani insanları sevdiği için bir şeye kızmıyor yani. Elini de yala da temizle bari. Heh. Alihan şöyle iki elinden tutup bir fotoğraf alalım mı? Evet şu anda tıpkı mahallemizde çocuğumuzu gezdirir gibi dondurmasını aldık. Pazara götürmüş gibi sebzesini meyvesini yedi. Dondurmasını yedi. Biraz da parkta salıncağında kaydırağında kaydırırsak ondan sonrasında öğle uykusuna çekilebilir diye düşünüyorum yani Can. O zaman bu ana Alihan, tam bu ana güzel bir hatıra fotoğrafı yakışır. Evet. Teşekkür olur ederim. Sağlam tutuyorum. Kakasını mı yapıyor? Yok be, bana gelmedi. Çeşme nerede? Evet sevgili arkadaşlar, bugün de çok değişik bir misafirimizle, neşeli bir misafirimizle sizlerin evine misafir olduk. Alatürk'e YouTube kanalında bu gibi değişik güzel videolar gelmeye devam edecek. Sizden de ricamız, videoların devamının gelebilmesi için kanalımıza abone olmanız, videolarımızı beğenmeniz ve görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeniz olacaktır. Aynı zamanda sizden gelen videoları yayınladığımız Alatube kanalımıza da abone olmanızı rica ediyoruz. Sabitlenen yorumlar kısmında görebilirsiniz. Yeni bir videoda görüşünceye dek herkese İyi günler dileriz.